eksikleri olmasına rağmen beğendim. Şimdi şöyle, ben bir cevap vermek istiyorum. Saygı duyuyorum yaptığı mesleğe. Kızım da aynı meslek yolunda ilerliyor. Ne güzel. Şu anda... İşte yarışmada böyle ikisi olmuyor. İkisi birbirine evet, oynuyor. Evet, çok haklısınız. Ben sadece bakın, şunu görüyorum gerçekten. Daha ne dedim de şu anda ikiniz birbirinize oynuyorsunuz. Sinan Bey, biz sizinle mi konuşuyoruz? Acaba siz Hayriye'yle mi konuşuyoruz? Siz puan almak için sizin de yarın bir saniye, Aysun Hanım, gününü... Bir saniye, puan çok rica ederim. İhtiyacım olsa konuşmam bu kadar herhalde. Aysun Hanım, bir saniye. Aysun Hanım benim tabağıma yorum yaptı. Evet. Doğru mu? Evet. Her şey güzel demedim ayrıca. Ben buna cevap evet. veriyorum. Neyini oynuyorum? Ya ne bileyim öyle. Hayır, bu ben kadar neyini oynuyorum? Bir, ben zaten. Öyle hissettim. Ne bileyim demesinden anlayayım. Bana ya öyle geldi. Hislerin bakın. Hislerini içinde yaşa. Öyle mi? Hislerini içinde yaşa. Siz bugün hiç konuşmayın. Hayır, siz sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Çünkü konuşmak için konuşuyorsunuz. Hiç konuşma. Bu, ya bu, benim bu menüm dündü Sinan Bey. Tekrarlayıp durmayın gerçekten. Benim menüm dündü. Konuşmak bugün için konuşuyorsunuz, konuşmak için konuşuyorsunuz. Konuş. Sibel Hanım, sizce Sinan Bey'in yetiştiremediği masadan sonra bu konuda konuşmaya hakkı var mı? Hakkı yok da işte anca boş yorum yapıyor bize burada. Anca boş boş konuşuyorsunuz. Sen o menüyü çıkarsaydın sadece bir ana yemeğini çıkarırdın. Onu da çıkarır mıydın, çıkartmaz mıydın hamaratlı kız? O zaman ona eyvah, göre bir menü seçseydiniz. Eyvah. Ona göre bir menü seçseydiniz Sinan Bey. Ben vermedim sizin menüsünüzü size. Eyvah, eyvah, hamaratlı kız. Hamaratlı. Yemeseydin arkadaş. Ben seni zorlamazdım yemeği. Keşke o hamarat, bu konuşmanla dünkü, hamaratlı. Dün hamaratını bize gösterseydiniz de biz de görseydik. Sinan Bey, Sibel Hanım, hamaratlı kız. Aysun Hanım, sessiz kız. Peki Seda Hanım nasıl bir kız? Seda Hanım dünya tatlısı. Aa, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz yanlış yere gelmişsiniz. Öyle mi? Evet. Sizin bir böyle başka yere gitmeniz lazım. Siz bence oynuyorsunuz. Sinan Bey, bir şey hiç oynamıyorum. Oldum gibi. Buyurun Hayriye Hanımcığım. Pardon. Sizin buyurun. Etinizi ben beğenmiştim. Teşekkürler. İçini sosunu da beğenmiştim. Tabii ki teşekkürler. Hayriye Hanım ama ben siz bana bir şey söyleyecektiniz sanki. Nasıl? Sinan Bey'e Bey izin vermiyor ki. Siz ona ben... Ben sizin yorumunuza cevap verdim. Tamam, siz ikiniz konuşun evet, ben. Siz bir bilirseniz sevinirim tamam. Aynen. Tamam. Ben merak ettim açıkçası. Tamam, özür dilerim. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. Üçünüz birden Sinan'la uğraşsanız olacağı budur. Seda Hanım, üçü birden benimle uğraşıyor. Güngör hariç mi uğraşıyor? Evet, neden üçü birden benimle neden uğraşmıyor? Ya Güngör Hanım bence olduğu gibidir. Aynen. Bence son güne kadar aynı, yarışma bitene çok kadar aynı duruşunu bozmayacak olduğu gibi. Sezar'ın hakkını Sezar'a veren bir. Aynen. Benim de puan kaybım var. Ben oynayacağım ben. Ben zaten oynuyorum ben zaten burada. Bence siz hiç konuşmayın. Benim puan daha, kaybım var şu an. Bakın, yarın puan verecek bana. Aysun Hanım'a daha Aysun Hanım şöyle dedim. O şey diyor oynuyor onu oynuyor. Ama öyle nasıl o kadar Seda Hanım o kadar birbirleriyle yumuşak. Sen var değilim ben gerçekten. Sen yine Hayriye'yi konuşun bana dedi ki. Seda Hanım. Benim kızımla dedi aynı şeyi okuduğu için dedi bırakmadı. Evet. Bırakma hani. Seda Hanım, dinlemeye ve saygı duyuyorum. Ben merak ediyordum, bazı. Neden dört bayanızda bir Sinan Bey'iz diye. Aysun Hanım, biliyorsunuz yaş tahtaya basmam. Dört hanımefendinin arasına nasıl bir beyefendi koyacağımı iyi biliyorum. Ha evet, evet o da ayrı bir konu. Seni tebrik ediyoruz canım. Evet. Aynen öyle. Ama iyi bir aday seçmişsiniz işte. Hakikaten yanılmamışsınızdır. Kızımız.